bize şu anda Sevgi Otobüsçüler Oda Başkanı Yasin Arslan'la birlikte karşılayacak. Merhabalar Sevgi diyelim öncelikle. Evet Hazal ve Ali Orhan, bu cumartesi günü de kısıtlama gününde bir otobüsün içinden sesleniyoruz size. Biliyorsunuz kısıtlama günlerinde çalışmak zorunda olan ve kısıtlamadan muaf tutulan bazı vatandaşlar var. Bazı iş grupları var. İşte bu iş gruplarında çalışan vatandaşların işe gelme ve gitme saatlerinde özellikle Antalya genelinde çalışan otobüs hatları var. Hem bu otobüs hatlarındaki çalışmalara ilişkin hem de HES kodu uygulamasına ilişkin dün akşam haber bültenimizde bir haber yapmıştık. Bugünkü çalışmalar ne durumda? Bu konuda Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Aslan'dan açıklamalar alacağız. Hemen kendisine doğru yöneliyorum. Evet efendim, bir otobüsün içindeyiz ve kısıtlamada çalışan esnaf gruplarından bir tanesi de otobüsçü esnafı. Neler söyleyeceksiniz? Kısıtlamadaki uygulamalar nasıldır? Evet, öncelikle Ali Bey'e ve Hazal Hanım'a iyi yayınlar diliyorum. Buradan Antalyalı hemşehrilerimize, ulaşım esnafı arkadaşlarımıza, bugün sokağa çıkma yasağında çalışan gerek sağlıkçılar gerek kamu personellerine görevlerinde başarılar diliyorum. Tabii ki bu pandemi sürecinde bugün sokağa çıkma yasağı var kısıtlamalardan dolayı. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin araçları bugün pandemi süreci içerisinde kısıtlamalarda 25 hat 43 tane araçlarla toplu taşımayı sağlıyorlar. Tabii ki bunu gerek sağlıkçılarımız çalışıyor bugün, kamu personelimiz var, polislerimiz var bizi koruyan, yine aynı şekilde jandarmalarımız var, işte temizlik görevli arkadaşlarımız var. Onların mutlaka toplu taşımayı kullanması gerekiyor. Onun için nöbetçi araçlarımız var. Dediğim gibi 43 tane Büyükşehir Belediye'mize ait bugün çalışmakta. Günlük işte cumartesi gün bu kısıtlamaya nazaran 8.000 civarında, pazar günü de 6.000 civarında bir yolcu verisi var. Bu konuda Antalya halkımızın, toplu taşımı kullanan halkımızın mağdur edilmemesine adına bu planlama yapılmıştır. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum. Genellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Herhangi bir güzergahların saat dilimlerinde de bir değişiklik oluyor mu o hafta içi? Tabii ki bugün Büyükşehir Belediye'mizin beraber ortaklaşa sürekli işlettiğimiz bir çağrı merkezimiz var. Oraya gelen çağrılar neticesinde talep olan hat varsa, gerçekten ihtiyaç duyulan bir hat varsa, yeni bir hat konuluyor. Saatlerinde değişiklik talebi varsa, uygunsa yolcu verilerine göre bakarak saatlerde de değişiklik yapılıyor. Ücret ödeniyor mu? Yine aynı şekilde bir kart kullanımı söz konusu oluyor mu? Kartı ücretsiz olanlar zaten ücretsiz olarak kullanıyor. Yani kartı ücretli olan veya indirimli ise aynı şekilde devam ediyor. Sağlıkçılarımız zaten Büyükşehir Belediye'miz araçlarında şu an ücretsiz. Sağlıkçılarımız ücretsiz olarak kullanıyor zaten. Efendim şimdi hani gerçi HES koduna geçirdi bazı vatandaşlarımız, yüklediler bunu, birazdan sizinle yine konuşacağız ama otobüsü kısıtlama zamanı otobüsü kullanmak isteyen vatandaşlardan herhangi bir görev kağıdını görme gibi bir talep oluyor mu? Bizim hiçbir şekilde ne kimlik ne de belge sorma yetkimiz yok. O tamamen güvenlik güçlerinin görevidir. Bizim kartı açıksa, validatörümüz bizim okuttuğu zaman kartını açıksa, herhangi bir sorun yoksa bizim aracımız kullanabilir. Kodundan bahsettik. Dün bize 170 bin tane Antalyalı'nın HES kodunu tanımladığını ifade ettiniz. Şu andaki durum nedir? Hala HES kodunu tanımlamayan vatandaşlarımız da var. Kartları iptal edildi mi, edilmedi mi? Son durum nedir bu konudaki? Şu an dediğimiz gibi 800 bin kart kullanımda olan bir kart var. 170 bin, dünkü tam en son yapan kişi sayısını bilmiyorum. Dün için 170 bindi. Önümüzdeki hafta mutlaka bir uygulamaya geçecektir. Çünkü bu arada da
HES kodunu uygulamayan kişiler hala varsa onlara da artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dediğimiz gibi biz bu HES kodunu önemsiyoruz. Çünkü sağlığımız için önemli. Biz de halkımızı en sağlıklı şekilde taşımak için bu HES kodunun olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bu konuda şoförlerimize kesinlikle polemiğe girmemesini, hatta Antalya halkımızdan HES kodunu uygulamamış vatandaşlar bindiğinde onların sağlığı da bunun için önemli olduğu için şoförlerimize yardımcı olmasını bekliyoruz. Bir sıkıntı da güzergahlar problemi var. Çok sıklıkla dile getiriliyor. Özellikle televizyonumuza da bu konuda bayağı bir şikayet telefonları geliyor. Çözüm nasıl olur efendim bu güzergahların sık sık değiştirilmesi? Ya öncelikle insanların alışkanlığını bozmak gerçekten doğru bir şey değil. İnanın bir evden bile başka bir eve taşındığımızda bile ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Hat değişiklikleri uzun yıllardır değişmiyor. Uzun zamandır aynı hatlar kullanılıyor. Son işte bir aydır falan bir değişiklik yapıldı. Tabii ki ciddi anlamda bu toplu taşımı kullanan insanları etkiledi. Haliyle bu işte Antalya'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Çünkü insanlar toplu taşımı kullanamayınca özel aracına yönlendi. Vesilesiyle Antalya'da trafik yoğunluğuna neden olduk. Biz de esnaf olarak da o yolcuları taşıyamadığımız için gelir kaybı ile karşı karşıya geldik. Tabii ki biz esnafımızın gelir kaybıyla karşı karşıya gelmesini asla istemeyiz. Bundan sonraki olacak hat değişikliklerde mutlaka müdahale edeceğiz. Önerilerimizin mutlaka dikkate alınması noktasında baskıcı bir politika izleyeceğiz. Evet efendim, şimdi pandemi kurallarına göre otobüsler yolcularını taşıyor. Biz de görüyoruz, kameraman arkadaşımız Erhan Kaya da gösteriyor. Gerekli tek koltuğa oturulması gerektiği ve dezenfektanları görüyoruz orada. Bu fazla yolcu taşıldığına yönelik de bir takım şikayette bulunan vatandaşlar oluyor. Siz bunun açıklamasını yaptınız ama tam net anlaşılmadı sanırım. Kapasite konusunda biraz bilgi verir misiniz? Size de ulaşıyor mu bu şikayetler? Evet, zaman zaman biz de basında duyuyoruz. Basından çıkan haberler doğrultusunda emniyetimiz de duyarsız kalmıyor. Uygulama zaten rutin olarak İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yapılıyor. HES koduyla ilgili işte duyurumuz burada. Yine ayakta yolcuyla ilgili isterseniz kamera arkadaşımız da çekebilirse burada oturan 22 ayakta 26 kişi olduğunu zaten belirtiyor. Biz bunun dışında zaten yolcu almıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde İl Hız Sağ Kurulu'na yetki vermiş. İl Hız Sağ Kurulu da Antalya'da ayakta işte 22 kişi oturan 22 kişi ayakta da ayakta kapasitesinin %40'ı demiş. %40 işte bu araçta 26 kişidir. Diğer araçlarda farklı farklılık gösteren tip projesine göre farklı farklı olanlar var. 52 kişi 54 kişiye kadar toplamında araçlarımız yolcu almakta. Yani bunu sürekli gündeme getirmek, biz Hız Sağ Kurulu'nun kararının dışında hareket etmiyoruz. Onun için bu konuda halkımız duyarlılığa davet ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediye'miz zaten her gün araçlarımızı dezenfektesini sağlıyor. Şoförlerimizin maske ihtiyacını karşılıyor. Bu noktada bir kez daha Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum. Araçlarımızı Antalya halkımızın sağlığını düşündüğü için her gün ama her gün dezenfektesini yapıyorlar. Bu konuda gerçekten teşekkür ediyorum bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Bu konuda Türkiye'de birçok ilde bunları yapmayan belediyeler var. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için diyorum. Evet, Hazal ve Ali Orhan şu anda görev yapan, kısıtlamada çalışan bir otobüsün içerisinden seslendik. Size yolcularımız da bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde kısıtlamada çalışan bu otobüs hatları oldukça yoğun oluyor. Kamu personeli ve sağlık personelini taşıyor. Pandemi önlemleri çerçevesinde görevlerini icra ediyorlar kısıtlama boyunca. Size şu anda bir otobüs hattından seslendik. Bugün şu anki konumuz otobüslerdi, otobüs esnafıydı. Nasıl çalışıldığına dair Başkan Yasin Aslan'dan bilgileri aldık. Şimdilik sözlerimiz bu kadar. Sıra sizde. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Sevgi Gümüş ve Yasin Arslan'a da teşekkürler. Bizleri aydınlattılar, vatandaşı aydınlattılar.